Değiştik konuyu. Geldik Fahriye Evcen'le Burak Özçivit çiftine. Bak, Burak Özçivit'i önce almadım. Önce hanımı, kadını aldım. Fahriye Evcen dedim. Ama her mikrofon uzatıldığında Burak Özçivit konuşuyor. Fahriye'nin dili yok mu arkadaşlar? Niye Fahriye konuşmuyor? O da çok büyük bir süperstar. Hadi ya, izleyelim bakalım evet. Neymiş? Detaylar gelsin. Sonrasında konuşacağız. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti 2013 senesinde yayınlanmaya başlayan Çalı Kuşu dizisinde tanıştı. Burak ve Fahriye 2017 senesinde İstanbul'da bulunan Sait Halimpaşa Yalısı'nda dünya evine girdi. Burak Özçivit'in tepki çeken kareleri, hayranlarıyla yakın görüntüleri, gündemden düşmeyen Burak Özçivit Rusya'da hayran buluşmasında olay yaratacak görüntülere imza attı. Burak Özçivit'ten şoke eden görüntüler. Burak Özçivit bir hayranının yanağını okşarken kameralara yakalandı. Geliyoruz Burak Özçivit'in Rusya'daki hayran buluşmasında en dikkat çekici olan görüntüye. İlgi odağı olan yakışıklı oyuncu, kadın hayranının göğüslerine bakması dikkat çekti. Aman Fahriye Evcen görmesin. Yakışıklı oyuncuya şaşırtan teklif. Burak Özçivit'in Rus hayranı önce farklı pozlarda fotoğraf çektirdi. Sonra bakın ne teklif etti. Beni İstanbul'a götüreceksin teklifine Burak Özçivit'in tamam yanıtı vermesi soğuk duş etkisi yarattı. Burak Özçivit'in yeni oyuncağı. Haziran ayında 15 milyon TL'ye bu lüks arabayı satın alan Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen'le yeni lüks spor aracına binerken görüntülendi. Yakışıklı oyuncunun yeni aracının değeri tam 20 milyon TL olduğu öğrenildi. Bir proje olduğundan bahsetmiştiniz. Var mı çalışmalar? Siz peki Burak Bey'in arabalara olan ilgisini nasıl karşılıyorsunuz? Geçtiğimiz hafta çalışanı tarafından tam 10 milyon dolar yani 342 milyon TL dolandırıldığı iddia edilen Burak Özçivit jet bir açıklamayla bu iddiaları yalanlamıştı. Fahriye Evcen'in lüks odası. Geçtiğimiz gün gri kombiniyle ayna fotoğrafı çeken güzel oyuncunun odasındaki detaylar sosyal medyada çok konuşuldu. Odasında krem rengine ağırlık veren Evcen için sade ve şık yorumları yapıldı. Odada bulunan fazla sayıda taşlara sahip lüks avize büyük beğeni topladı. Fransa tatili. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz hafta tatil için Fransa'nın Strasbourg şehrini tercih etti. Paylaşılan bu fotoğraflarda Fahriye Evcen'in giydiği kürklü palto sosyal medyanın diline düştü. Gerçek olduğunu düşünenler güzel oyuncuya tepki gösterdi. Ünlü çift yemekte. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen yemek yerken görüntülendi. Masada yan yana oturan çift kameraları fark edince karşılıklı oturmaya başlıyor. Mekan çıkışında basın mensuplarıyla karşılaşıyorlar. Murat Bey, Fahri Hanım hemen merhabalar diyelim. Merhaba, merhaba canım. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkürler. Nasıl geçiyor efendim? Muhabirler Burak Özçivit'e odaklanınca Fahriye Evcen kameralardan kaçıp arabaya bindi. Afiyet olsun diyelim öncelikle. Teşekkür ederim, sağ olasın. Tatil nasıl geçti hemen onu sorsaydık. Vallahi çalışıyoruz, tatil yok. Fahriye Evcen'in ağzını bıçak açmıyor. Güzel oyuncu basın mensuplarının sorularını neden yanıtlamak istemiyor? Fahriye Hanım'la tekrardan bir şey proje de alacak. Başka zaman diye. Konuşsak olur mu? Fahriye Hanım'ı da biraz vallahi görseydik. Yani. Vallahi başka zaman yapsak olur mu? Fahriye Evcen'le ilgili soruya Burak Özçivit cevap veriyor. Kürk gerçek mi? Fahriye Evcen'in Strasbourg'da giydiği kürklü palto olay oldu. Gerçek kürk olup olmadığı tartışması her gün artarak sürdü.
Kürk tartışmasına bile Burak Özçivit cevap verdi. Fahri Hanım'ın kürkü konuşuldu ama gerçek mi değil mi diye soru işaretleri oluştu. Yok kardeşim, gerçek değil ya. Peki. Rahat olun. Fahri Evcen'le ilgili olanlar dahil bütün sorulara neden Burak Özçivit cevap verdi? Fahri Evcen niçin sessiz kaldı? Bakalım Söylemezsem Olmaz'ın başarılı yorumcuları nasıl değerlendirecek? Evet, bu çiftimizde hep bir Burak Özçivit üzerinden konuşuluyor. Ve Fahri Evcen de aslında yani Burak Özçivit'ten daha da üstte diyebilirdik evlenene kadar. Sizce Fahri Evcen Burak Özçivit'le evlenip kariyerini mahvetti mi? Ya şimdi bunlar hani şöyle bir çift olsa, Burak Özçivit meşhur da hani Fahriye meslek sahibi olmayan bir kız olsa geri planda duruşunu anlayabilirim. Ama tanıştıkları dönem bu arada Fahriye'nin tap dönemiydi. Burak da iyi gidiyordu ama Fahriye kadar kazanmıyordu. Öyle bir süreçte evlilik yaptılar. Ama gelinen noktada şunu görüyorum ki Fahriye tamamen her şeyi salmış. Nasıl olsa para geliyor. Burak da kazanıyor. Çocukları da yaptım. Hani çocuklarımın anası evimin kadını olayım moduna girmiş ama bence çok büyük hata yapıyor. Bakın Sinem Kobal örneği var. Yine iki tane çocuk yaptı ama işine de mesleğine de geri döndü. Yine fit bir vücut. Yine ben de buradayım gibi ki ekonomik durumları çok iyi onların da Kenan'la. Hani bunun ekonomiyle alakası yok. Fahriye bence kendini salmış ama Burak'ın da baskıladığını düşünüyorum ben. Kendi gidiyor dünyayı geziyor. Kadın bir noktadan sonra bunalıma girecek bakın. Kopuk vermeye başlayacak evlilikleri. Çünkü Fahriye sürekli kendini yalnız hissediyor. Sanki bunu gönlünü eylesin diye alıyor, elinden tutuyor. Alışverişe bir tek götürüyor, getiriyor. Onun haricinde adam Leyla'yı görmüş gibi dünyaya geziyor. Fahriye Evcen, pardon sözünü kesmiş olmayayım. Söyleyeceksen söyle. Fahriye Evcen uzun süredir dizilerde oynamıyor. Çünkü reklamlardan bir şekilde kazanıyordu ve iki çocuk büyüttü. Ama gelinen noktada neden Fahriye Evcen dilini mi yuttu? Neden konuşmuyor? Neden Burak kocası konuşuyor artık onun yerine? Çünkü Fahri Evcen arkadaşlar 1 milyon dolar karşılığında şu anda çok ciddi bir devlet kurumunun, devlet bankasının reklamlarında oynamaya başladı. Aş harfiyle başlayan, açık açık söyleyemiyoruz. Hande'nin H'si harfiyle başlayan o bankamızın gururumuz olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gururumuz olan bankanın reklamlarında oynamaya başladı ve magazinden uzak durması kendisine tavsiye edildi diye duydum. Yani böyle ciddi bir bankanın temsilcisisin, bankanın işlevlerini anlatıyorsun, nasıl modern olduğunu, nasıl başarılı bir bankacılık yaptığını devlet kurumunun anlatıyorsun. Sen biraz magazinden geri dur. Her şeye, hele kocanın işte Moskova'ya gitti, aşk mı yaşadı falan, bu sorulara hiç cevap verme. O yüzden böyle bir karar alındığını ben duydum. Ben de öyle bir şey hissediyorum. Ben de öyle bir şey hissettim. Ya ben şimdi onların kim konuştu kim konuşmalarından öte Fahriye'nin zevksizliğini konuşacağım. Yani şimdi yönetmenim eğer şey yaparsa o çok şahane güzel giyinme odası var ya. Evet. Keşke o giyinme odasına gösterdiği özeni kendi kıyafetlerine de gösterse. Şahane bir giyim odası. İçine gösterse. Ama içindekiler ağlıyor. Ağlıyor. Fahriye'nin üstüne giydiği en önemli markaları da görüyorum bazen. Onlar da ağlıyor. Bunun sebebini bir türlü anlayamadım. Bu kadar uyum, bu kadar zevksiz aslında. Bir kız çünkü. Çok. Mesela Fahriye'yi çok beğenirim ben. Çok güzel kadın. Proporsiyonu çok güzel. Evet. Yani giydiği her şey yakışabilecekken bu kadar uyumsuz, bu kadar zevksiz. Yani nasıl oluyor? Demek ki bazı şeyler parayla olmuyor arkadaşlar. İnsanın kendi ruhuyla da alakalı. Kocası beğeniyor ya, kocası beğeniyor. Ya şimdi ya evet. Bence beğeniyor olabilir ama şimdi bakın Fahriye'nin bir tek kocasını beğeniyor olması önemli değil. Fahriye bir halka mal olmuş bir sanatçı. Ekran yüzü. Reklam yüzü. Bitirin. Yani ben bunu söylerken beni sakın Fahriye de yanlış anlamasın. Gerçekten ona bir dostuma yani söyler gibi söylüyorum. Acilen profesyonel bir destek alması lazım. Bakın. İnanılmaz derece yani rüküş ve uyumsuz. Şimdi ben öyle zannediyorum ki o kürk de yapay bir kürklerden bir tanesi. Kaldı ki yapay olmasa da Burak Özçivit herhalde gerçek demeyecektir. Yani. Ama, demeyecektir ama ben o takıldım. Fahriye'nin kıyafeti düzelene kadar hep bunu söyleyeceğim. Sürekli bir alışveriş turundalar. Sürekli ama alışveriş yapıyorlar ama bunu zevk alıyor olmayınca Allah Allah. Olmuyor işte. O bir zevk meselesi. Ay vallahi ben mesela bir marka yüzü olsam mesela bu anlamda
çok güzel bir kadın ama ikon bir kadın olmadığı için bu anlamda Fahriye'yi kullanmazdım mesela, öyle bir firmam neyse, olsaydı. Yani ikon değil mesela, Serenay'ın bir tarzı var, giyim tarzı. Demet evet. Özdemir'e bakıyorum, yine kendine has bir tarzı var. Oyuncuların hep Hande var. Hande Erçel'in. Nerede kullanmazdın? Reklam mı demek istiyorsun? Evet, şimdi baktığımda Fahriye... Her şey giymek mi ya? Önemli. Bir tarzın olmalı. Tekstil firması sen bir aktrissen bir tarzın olmalı. Tekstil için var konuşuyor. Var ya bu, şimdi Bilal Beyciğim. Buyurun eğer efendim. Sen bu sektördeysen. Yani işte oyuncu hı-hı. sektöründeysen, evet. selebriti hayatın içerisindeysen çok özenli olmalısın. Evet. Ya sadece kocasına beğendirmek için paylaşım yapmıyor. Olmaz. Bu kadın kendince bir kariyeri var yahu. Vallahi ben beğeniyorum ya. Bu kadın. Sen neyini şurada bir gerçek. Beğeniyorum, ne var bunda? Bakın, bu kıyafette şimdi ben var. Bunu söylerken lütfen beni yine yanlış anlamasın bunu, izleyicilerimiz. Anlamazlar. Şunu da neyini beğenmedin? Burada söyle mesela. Nesi fazla, nesi eksik? Sokağa çık aynı tarzda. Ben binlerce kız ben var. Ben zevkli evet. bulmuyorum. İnanılmaz zevksiz. Yani istediği kadar... paylaştığım bir şeyi ya yok yani, benim gördüğüm gözümde bir şey var yok yani, olmuyor, ne yapsa olmuyor. Stilist tutması lazım. Tabii evet, ki kendine. Profesör. Ama tutmaz, şu da bir gerçek. Tutmaz, illaki, parayı çok seviyor, tutmaz. İllaki son modayı, hani şimdi diyecekler ki son modayı mı evet. takip etmesi lazım? Hayır, değil, pazardan da alabilirsin. Ha aslında o ne biliyor musun? Evet. Taşımak. Bak ben normalde çok normal şeyler de giyiyorum. Hı hı. Hepimiz öyle giyiyoruz ama... Taşımak önemli. Burak şimdi, şeyde kıskanç biraz yalnız dekolte konusunda. Onu biliyorum, duydum. Antepli bir aileler geleneksel ya, yaşıyorlar. Dekolte giymesin gene. Onu özellikle rica ettiğini biliyorum yani. Tamam, dekolte giymesin. Ama yazın mayosunu falan giyip de pozlarını falan verdi. Giydi ama ya, öyle frapan pozlar vermedi. Falan. Normal aşırı bir resim değil. Verdi aşırı yani. Aşırı değil, doğru. Normal. Peki hemen ekranlarınıza geldi. Fahriye Evcen rüküş mü? Pınar kıyafetlerini eleştirdi. Siz izlediğinizde gördüğünüz Fahriye'yi beğeniyor musunuz? Söylemezsem Anadolu Official Instagram adresimiz. Yorumlarda buluşalım. Bakın genel kamuoyundaki evet. görüşte gerçekten acaba böyle ben mi? Mi yanılıyorum ama benim de ama... çevreden aldığım evet duyumlar hakikaten öyle. Çok yani Fahriye o kadar çok alışveriş turundasın, bu kadar çok alışverişe çıkıyorsunuz, bunları mı giyiyorsun diye eleştiriler hı-hı. alıyor gerçekten. Ben oyunculuğu konusunda buradan sesleniyorum. Sürekli böyle sanki aralarındaki o karı koca ilişkisini eleştiriyormuş gibi bir tutumumuz var ama mevzu şu. Hani evlendin, evet, iki tane çocuk yaptın, çocuklarına sen bakmak isteyebilirsin ama bakın yaprak dökümü zamanında Gökçe Bahadır'la birlikte ikisi bir anda parladılar. Bak evet. Gökçe Bahadır şu anda kariyerinde ne dizide oynasa tutuyor. Çatır çatır kariyerinin üstüne koya koya ilerliyor. Evet. Fahriye onun altında mıydı? Değil ama de, ne yaptı? Evet. Evlendi, kocam dedi, çocuklarım dedi, kendini geri plana çekti. Evet. Şimdi magazin muhabirleri mikrofon uzattığında Fahriye yok. Fahriye onu ortada yok ya zaten yani. Az önce. İşini ikinci plana evet, attı dedi çocuklar için. Ya bizim geri dönsün. Hayatta üç tane nankör meslek vardır. Spor, siyaset ve sanat. Bu meslekte her zaman aktif yeniler geliyor. Ya ölçü evet. nedir? Ölçü karne, sonunda karnını alırsın. Karne nedir? Kazandığın para. Kazandığın paradır senin için. Kadın 1 milyon dolar aldı. Neyi konuşuyorsunuz ya? En son oynadığı reklamdan hangi oyuncu? Hande Erçel'i alkışlıyorsunuz. Alkışlasanız da kadın ya. 1 milyon dolar para aldı. Hiçbir Allah dizide oynamadan ya. Allah hayrını göstersin güle güle. Eleştiriyorsunuz. Yok, yüksek kazanç elde etmek başarı göstergesi midir? Tabii. Öyle mi? Başarısız insan o parayı vermezler. Hem de Devlet Bankası. Olur mu öyle şey? Tabii Devlet Bankası seçmez zaten. Ama bir yani. De şunu da kınıyorum. Kocasının torpiliyle o reklamda oynadı diyenleri de eleştiriyorum. Yok öyle bir şey. Artık neler ya? Ya işte Fahriye Evcen'in bir kendi bir kişiliği, peki, kimliği var. Bir oyuncu oluyor. Kimliği var ya bugüne kadar. Ama bana koca uzay gölgesinde ev çok hanımı, kaldı. Ev hanımı olarak örnek bir kadın Fahriye Evcen. Tamam ama evet. kocasının gölgesinde kaldı Bilal Beyciğim. Çok nankör bu sektör. Unutulursun öyle onlar değil işte o işler.